Türkiye çok kritik, çok tarihi bir seçime gidiyor. İktidar devletin bütün olanaklarıyla, maddi manevi, uçağıydı, kadrosuydu, bakanlığıydı, tercümanıydı, dışişleriydi, arabasıydı, hepsiyle. Yani inanılmaz bir operasyon yapıyor, bir seçim kampanyası yapıyor. Muhalefet de kendi hazineden bulabildiği kaynaklarla elinden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyor. Bir medya ablukası altında kolay değil, adil değil yani bir kere. Onu net koyalım, adil değil. Ama yapacak bir şey yok yani. Herkes elini taşın altına koyacak bu seçim sürecinde. İzmir'de Seferihisar'da Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir toplantı yapıyor bugün biliyorsunuz Kılıçdaroğlu ve en nihayetinde orada patlamış. Çünkü CHP'nin içi kaynıyordu bir süredir. Ve o kazanın altına odun atan bir takım CHP'li görünümlü isimler de vardı ortalıkta malumunuz. Ve bugün Kılıçdaroğlu artık çok net bir konuşma yapmış o belediye başkanları toplantısında. Demiş ki arkadaşlar ya hep beraber ya hiçbiriniz demiş yani özetle. Benimle misiniz değil misiniz demiş restini çekmiş. O videonun sesi de var galiba bir duyalım tam ne demiş. Ve ilerlemeye kararlıyım. Ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor. Buna inan. Ve yine buna inanın. Bu mücadelede hak düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya isteyemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Eda soruyor galiba değil mi? Kime diyorsa artık benimle misiniz derken. Kim bu çıkıştan sonra en hızlı şekilde sosyal medyasında Sayın Başkanım yanındayız mesajı yazdıysa ona diyor tabii ki de. Yani onları da görebilirsiniz herhalde. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş şeylerde en çok ismi geçen buyurun işte. Evet, genel başkan aday adayları ekranlarınızda görüyorsunuz. Yani hepsi hemen yazmaya başlamışlar yanındayız diye. Cüneyt diyor ki Kılıçdaroğlu kaybedecek mükemmel aday. Pek öyle gözükmüyor Cüneyt. Daha doğrusu herhangi bir adayın açık ara böyle meseleyi götürdüğüyle ilgili bir veri pek yok. Birazdan göstereceğim. Çok yeni daha bugün az önce 10 dakika önce bana ulaşan araya araştırmanın verilerini göstereceğim birazdan. Biri demiş ki Afife Hanım haklı olarak CHP'de kaynayacağı zamanı hiç bilemedi. Vallahi ne deseniz haklısınız yani. Ha, sadece CHP kaynamıyor, altılı masanın içi de kaynıyor. Yani şimdi seçmende bakıyor tabii yani haklı olarak ya ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? Hani muhalefet seçmeni o masada kendisini temsil edildiğini düşünen seçmen kitlesi de bakıyor yani ne yapıyorsunuz siz diye. Hani sadece CHP'nin içi veya Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi değil ki. Yani masanın kendi arasında da çok ciddi sıkıntılar var. Hasip yazmış diyor ki Kerhen Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Ona Kerhen denmiyor Hasip. Tıpış tıpış deniyor diyorsun. Tıpış tıpış siyaseti. Ama şimdi Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu yeni bir şey değil. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı 1,5-2 senedir masada zaten. Ve bu çatıyı çatan, bu masayı kuran, ittifak siyasetini dizayn eden, büyük şehirlerdeki adayları bulan, o adayları zaman zaman kendi kurmaylarına ve teşkilatına, örgütüne rağmen arkasında duran, destekleyen kişi de Kemal Kılıçdaroğlu. Ve ne zaman masada bir kriz çıksa, liderler arasında bir telefon trafiğiyle meseleyi çözmeye çalışan, her seferinde demokratik bir kültürle bir adım geri çekilmeyi becerebilen kişi de Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Kerhan falan ama yani bu hakkı da teslim etmek lazım diye düşünüyorum objektif olarak baktığımız zaman. Şimdi ama tabii masa ikna olacak mı? Masa zor yani bilmiyorum. Yani çok kafasına göre takılan durumlar var masada. Siz şeyi gördünüz mü mesela Selçuk Özdağ eski AK Parti milletvekili Gelecek Partisi'nin kurucular kurulundan ve genel başkan yardımcısı. Selçuk Özdağ dün çıktı dedi ki bizim dedi. Başbakan adayımız tabii ki de dedi. Ahmet Davutoğlu dedi. Hadi buyurun bakalım. Yani hani ortak aday meselesini çözdük ya da çözdüler kim aday olacak işte filan.
Şimdi başbakan konusu konuşuluyor. Nereden çıktı bu mesele? Akşener'den çıktı. Akşener geçtiğimiz sene bugünlerde dedi ki ben Cumhurbaşkanı adayı falan olmak istemiyorum. Ben başbakan olmak istiyorum dedi. Çok güzel. Böylece Kemal Bey'e bir alan açtığı konuşuldu. Hatta espriler yapıldı. Rota yeniden oluşturuluyor falan. Peki rota yeniden oluşturuluyor. E şimdi de Selçuk Özdağ diyor ki bizim başbakan adayımız tabii ki de diyor Ahmet Davutoğlu. Niye bunu diyor? E Ahmet Davutoğlu son başbakanlardan biri biliyorsunuz. Başbakanlık yaptı bu ülkede. O zaman şöyle mi olacak yani formül? Once başbakan, always başbakan. Yani bir kere başbakan olduğunda o zaman hep başbakan mı olunuyor yani? Bilmiyorum ki. Yani. Ben gerçekten anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Yani inanılmaz sarsıcı bir çağ dönümünü yaşıyoruz. Tanıklık ettiğimiz dönem öyle böyle bir dönem değil. Ve zaten yükünü psikolojimizde, bedenimizde, her boyutuyla ekonomimizde yaşıyoruz. Sonuçlarını da yaşıyoruz her birimiz. Ve bu kadar tarihi, bu kadar kritik, bu kadar artık köprüden son çıkış bir dönemde şunları konuşuyor olmak, meseleyi böyle ele alıyor olmak bana çok çok enteresan geliyor. Şaşırıyorum ben. Ve yetişkin insanlardan söz ediyoruz. Yıllardır siyasetin içinde olmuş insanlardan söz ediyoruz. Çok ilginç yani. Bu bir de bu çıktı şimdi Sayın Özdağ'ın, bu Selçuk Özdağ'ın bu açıklamasıyla. Bir de şimdi bu konuşuluyor altılı masada. Başbakan kim olacak? Akşener'in zaten Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili mesafesi biliniyor. Bakalım 2 Ekim'den önce Kılıçdaroğlu'nun çıkacağı son liderler turunda nasıl bir gündem oluşacak? 2 Ekim'de altılı masanın bu toplantısında ne gibi açıklamalar gelecek? Hepsini göreceğiz. Şimdi tam yeri aslında şu araştırmanın şeylerini verelim. Araya araştırma Murat Karan, Ankara'nın önemli araştırma şirketlerinden biri, genç bir kardeşimiz. Ben güveniyorum verilerine. Birçok genel merkezde de bir arada çalışıyor, araştırmalar yapıyor. İttifakların son oy oranlarını bugün geldi, 15 dakika önce geldi gerçekten bir yayına girmeden önce hemen hızlıca baktık. İttifakların oy oranları şöyle, AK Parti ve MHP İttifakının toplam oyu 38,7. Millet İttifakı CHP ve İYİ Parti olarak iki temel kolon olarak düşünürseniz 42,1. Ama ilk defa bu araştırmada ben şöyle bir veri gördüm. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet ve Demokrat Partisi bir arada 5,3. Şimdi bu niye sorulmuş? Durup dururken sorulmaz. Murat'a bir sipariş verilmiş. Kim verdiyse bu araştırma siparişini ve denilmiş ki Murat Karan'a araya araştırmaya. Böyle bir ihtimali de görelim araştırmada. Demek ki altılı masanın konuştuğu, aklından geçirdiği seçenekler arasında bu ihtimal de var. Yani Babacan ve Davutoğlu Millet İttifakı'nın katılımcıları arasında olmasın. Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti bir üçüncü ittifak yapısı içinde olsun. Bu imkansız bir şey söyleyeyim size. 5,3 gözüküyor potansiyel oyları. Yani yeni yasayla gelen düşürülmüş %7'yi bile göremiyorlar. Niye imkansız? Çünkü Deva Partisi de Gelecek eğer bir arada olabilseydi zaten iki ayrı parti olarak kurulmazlardı. Yani çok zor dengeler bunlar. Hani buradan böyle bir şey çıkar mı bilmiyorum. Bu arada yarın Emek ve Özgürlük İttifakı biliyorsunuz kuruldu. Onun toplantısı var Haliç Merkezi'nde saat 3.30'da. Onu izleyeceğim. Bir ümit olabilir mi? Yani HDP'nin çatısını çarptığı bir ittifak olarak 15'i bulabilirler mi? Çünkü bakın bu araştırmada bile HDP'nin oyu 10 gibi gözüküyor. Peki diğer grafiklere bakalım. Evet, konuşuyorlardı bunu ama kolay değil dediğim dengeler yüzünden kolay değil. Diğer grafik daha enteresan. Partili seçmenlerin sosyopolitik kimlikleri. Tek bir kelimeyle kendinizi tanımlayın diye sormuşlar araya araştırmada. Sarı olan Atatürkçüyüm diyenler, turuncu olan muhafazakarım diyenler, Türkiye'de en az bulduğumuz gri olan sosyal demokratım diyenler, mavi ise milliyetçiyim diyenler. Yani sadece şöyle bir grafiğe baktığınızda dahi aslında bütün partiler içinde en yüksek tanım olarak Atatürkçülüğü görebilirsiniz. Sarı bandın bakın bütün partilerin toplamında
HDP de dahil olmak üzere 4.4 Atatürkçüyüm diyen bir seçmeni var bakın HDP'nin. Atatürkçüyüm diyen bir kitle var. Herhalde gene buluşacağımız yer oralarda bir yerde olacak. Mavi milliyetçiyim diyenler, muhafazakar diye kendini tanımlayan kitlenin ne kadar azaldığına bakın lütfen ekranda bütün partiler açısından. Mavi milliyetçiyim yani muhafazakarım tanımının yerini milliyetçiyim almış. Niye? Çünkü AK Parti MHP seçmenini dönüştürdü, kendi tabanını dönüştürdü. Daha sağa çekti AK Parti'nin seçmenini MHP ile ittifak yapması ve sosyal demokratım diyenler açık ara HDP %75,7 ile sosyal demokrat kimliğe sahip olduğunu ifade eden seçmenin neredeyse tek partisi haline dönüşmüş durumda. Açık ara Atatürkçüyüm diyen partide 47,7 ile CHP'yi orada görüyorsunuz zaten. Genel seçmenin içindeki sıralamasında birinci milliyetçi, ikinci Atatürkçü olarak görüyorsunuz. Bölünmüş bir toplum olarak görmüyorum. Hayır, öyle görmüyorum. Bir siyasi iklim zenginliği ve yelpazesi olarak görüyorum meseleyi. Burada konuşmamız gereken ekonomik duyarlılığın çok azalmış olması, yani sınıfsal meselenin azalmış olması. Belki ona bakmalıyız. Son bir grafik daha var araya da. Ona da bakalım. O da Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili. Pardon, bir tane daha var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme davranışınız nasıl olur? Kesinlikle oy veririm diyen 31,9, bu bir düşüştür Erdoğan'ın kendi bireysel oylarında. Adayın kim olduğunu fark etmez, rakibine oy veririm diyen 30,9, yani neredeyse başa baş. Kesinlikle oy veririm diyenle, hani şu kupayı bile aday gösterseniz karşısındaki adaya oy veririm diyen oranı neredeyse başa baş. Oy tercihim rakibine göre değişir diyen 29,4, seçimde sandığa gitmeyi düşünmüyorum diyen 7,8. Peki Kılıçdaroğlu ve Erdoğan karşı karşıya olduğunda durum nedir? Bakın bugün geldi bu araştırma. Çok yeni bir saha kapatılmış. Ona bakalım isterseniz. Oy verme durumunuz ne olur? Kılıçdaroğlu'na %36,5, Recep Tayyip Erdoğan'a 31,8, kararsız kalırım diyen 15,3, sandığa gitmem diyen 16,3. Kararsız kalırım diyen 15,3'ün 5'ini ikna etmeyi başarabilirse Kemal Kılıçdaroğlu ortak aday olarak açıklanıp o durumda zaten Erdoğan seçilemiyor. Yani dolayısıyla hani Kemal Kılıçdaroğlu asla kazanamaz, hani Cüneyt yazdı ya demin, geçmiş olsun falan. Durum öyle değil. Durum öyle değil. Durumun neden böyle olmadığının da bazı sebepleri var. Yani durup dururken olmuyor bu. Bir kere ekonomi korkunç durumda Türkiye'de. Bakın bugün dolar yine tarihi zirveyi görmüş. 18.41. Kafalarında bir plan var, bir seçim ekonomisi planı. Ne yapmaya çalışacaklar? Enflasyon düşecek. Önümüzdeki dönemde 5-10 puan düşmesi bekleniyor. Küreselde de düşmesi bekleniyor. Türkiye'ye de etkisi öyle olacak. Sanki kendileri düşünmüş gibi yapacaklar tabii. Hatta bakın faizi şak diye indiriyoruz, buna rağmen enflasyon düşüyor falan. Bunları söyleyecekler. Ama servis ekonomisini, hizmet ekonomisini tekrar ayağa kaldırdılar. İşsizliği biraz azaltmayı başardılar. Her ne kadar son 8 ayda 1.1 milyon kişi işten atılmış olsa da küçücük maaşlarla küçücük işlere insanlar mecbur, çünkü tekrar o alan, yani hizmet ekonomisi tekrar işsizlikle ilgili bir takım dengeleri değiştirecek. Onun için Erdoğan şunu düşünüyor: fiyatlar pahalı olsun ama işsizlik yüksek olmasın. Alamasa da herkesin bir işi olsun. Geçinemese de herkesin küçük de olsa bir maaşı olsun, yani en azından işe gidiyor geliyor olsun. Böyle bir tercihte bulundular ve seçim ekonomisini de bu çizgide uygulamaya devam edecekler. Buradan o deminki gösterdiğim kararsız seçmen kümesini kendi taraflarına geçirmeyi başarabilirler mi? Kolay değil ama mümkün. Bir ihtimal var. O yüzden muhalefet bile onun eğer aday olacaksa, ortak aday olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun anlatacağı program, yapıp edecekleri ve seçmene aşılayacağı umut, heyecan değil, umut. Heyecan hamaset, umut, somut bir ekonomi programı her zamankinden daha kritik önemli. Onun için hani Washington'a gideyim ama iktidarla görüşmeyeyim diyemezsiniz, görüşeceksiniz, herkese görüşeceksiniz. Yani seçim sürecinde bugünden sonra herkes herkese görüşecek, net. Yani başka hiçbir yolu yok bunun, o kadar söyleyeyim size.